Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Paragraf soru tarzlarını tek tek göstermeye devam ediyoruz. Fulleten paragraf kitabından müthiş sorularla, o terleten, o yıkan, o mahveden sorularla boğuşmaya devam ediyoruz. Yer değiştirme sorularındayız. Test 1'i çözmüşüz, şöyle çözmüşüz. 1. 2. 3. 4. ve haydi uzattım. 5. soruyu arkadaşlar paragraf taktikleri 1 videosunda göreceksiniz. Ben bazen soru çözümü atıyorum paragraftan karma. Onu da bu kitaptan seçiyorum. Doğal olarak bazı testlerin böyle 2. sorusunu çözmüşüm, 5'i çözmemişim, 6'yı çözmüşüm, 7'yi çözmüşüm falan. Doğal olarak onların nerede olduğunu söylemiş oldum size. İlk 5 soru paragraf taktikleri 1 videosunda görülecek sorular. Ben 6 ile devam edeceğim. 6, 7, 8. Sonra da diğer teste geçeceğiz. Haberiniz olsun. Neredeyiz hocam? Fulleten paragraf kitabı test 1, 6. soru. Hemen bakalım arkadaşlar ne diyor? Hangi ikisi yer değiştirecek? Çok uzatmayayım, hemen başlayayım. Şimdi taktiğimiz şu. 1 numarayı okuyoruz. Giriş cümlesi ise şıklardan birinin olduğunu eliyoruz olanları. Çünkü bir yer değiştiremez o zaman. Değilse 1 ile başlayacağız. Bakalım. Nükleer patlamaların etkilerine karşı alınacak koruyucu önlemler birçok bakımdan savaşlarda kullanılan gazlara karşı alınan önlemlere benzer. Çok iyi bir giriş cümlesi bu. Yani sen 1 numarayı kıpırdatmamalısın. Birinin olduğunu elemelisin. Sınavda senin arkandaki adam bunu bilmiyor olacak. İçin rahat olsun. O adam böyle karambole hepsini çatır çatır okuyacak. Sen artık takır takır gitmelisin. Hele ki bu sorularda için çok rahat olsun. Tutmama ihtimali yok hocam taktiklerimizin. Bütün mesele bol soru çözmeniz. Bütün mesele bu. Haydi hocam uzatma, devam. İkiye bakalım. Hassas noktaların boşaltılması gibi öncelikle dur. Şimdi bir numarada önlemden bahsetti. Bir anda hassas noktaların boşaltılması gibi alakasız bir ifadeyle devam etti. İki numara birin devamı değil. Cevap kesin iki ile başlayacak. Yani hocam sen iki numarayı çıkartacaksın. O zaman hangisi birden sonra gelir? 3 mü 5 mi? Şıklarda bu ikisi kaldığı için 3'e 5'e girişine bakmamız yeterli. Bununla birlikte bu tam imha alanının ne imhası? 3 numara 1'in devamı olamaz. Cevap kesinlikle Deniz'de. Bu. Hocam bu metin ne anlattı? Vallahi de billahi de bilgim yok. Sıfır. Soru yazdım ama üzerinden aylar geçti tabii. Ne yazdığımı da unuttum, gitti konuyu da tabii. Binlerce soru var burada. Doğal olarak ne anlattı umurumuzda değil. Oraya bağlayacağım olayı. Bakın teknik çözüyoruz. 2-5 net cevap hocam. Devam lütfen. 7. soruya bakalım. Çok seri gidelim. Hangi ikisi yer değiştirecek bakalım. İnsan gelişiminde en önemli etkenlerden biri insanların sosyalleşme noktasında ne kadar başarılı bir grafik çizdiğidir. Sen harika bir giriş cümlesisin ya. Vallahi müthişsin. Ele hocam, müthiş bir giriş cümlesi bu. Hiç tartışmasız. Tamam, ikiye bakalım. İki devamsa her ikiyi de eleyeceğiz. Çat cevap çıkacak ortaya. Bakalım. Sosyal olmak beraberinde ne demişti? Sosyalleşme noktasında. Sosyal olmak beraberinde vesaire vesaireyi de getirir. Ha, 1 ve 2 birbirinin devamı. 2 olamaz. Cevap kesinlikle Adana. İşte sana zor soru. Ya Allah'ını seversen sen nasıl çözeceğini bil de saniyelik soru bunlar. Ondan sonra fulleten paragraf zor. İnanın tam sınav formatında sorular hocam. İçiniz rahat olsun. Benim içim o anlamda rahat. Haydi hocam bırak reklamı, devam. 8. soru bu testin son sorusu. Hemen diğer teste geçeceğiz. 1948 yılında yaşanan bu facia sonrası şehrin hemen hemen her caddesi bir bir boşaltıldı. Ve bu salgının oluşturduğu facianın izleri daha net görülebildi. Şimdi bir numaralı ifade giriş cümlesi değil gibi aslında. Bu biraz dursun. Salgının çocuklar üzerinde de bu da aslında giriş uygun değil. Salgın özellikle demiş, bu da değil. Salgın tüm çabaları çabalar harcanmış, bu da değil. Bunun en önemli nedeni ise bakın çok güzel bir soru bu. İşte zor soru dedikleri bu aslında, öğrencilerin burada haklılar. Bu soru sağlam. Neden hocam? Çünkü hiçbiri giriş cümlesi olmaya tam anlamıyla müsait değil. Bu sorularda biz şunu anlayacağız. Bu bir metnin devamı. Üstünde bir metin var belli ki, bir şeyin devamı. Yani biri mecburen sabitleyeceğiz. Yer değiştiremeyiz. O giriş cümlesi niteliği taşımak zorunda şu an. Birin olduklarını yine eledik. Çok iyi bir mantık bu. Yani bir giriş cümlesi değildi. Çok bariz değildi. Aradığım giriş cümlesi olmaya uygun hiçbir şey yok. O zaman dedim ki o sabit kalsın. Bu da çok önemli bakın. Bu da güzel bir format. İkiyle devam edelim. Acaba birin devamı mı? Artık bu giriş cümlesi olduğunu anladık. Bunu sabitledik. Salgının çocuklar üzerinde de etkili olur bir özelliğe sahip olması. Özellikle anne ve babaların. Bismillah ya. Bu arada yani virüs mürüs salgın malgın diyoruz. Ben bunu yazalı. Ne kadar oldu hocam? Geçtiğimiz yaz yazdım ben bu soruyu. Düşün yani artık. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi iki numaralı ifadem. Bariz bir şekilde birin devamı değil hocam. Bunu anladık. Çocuklar üzerindeki etkisi falan diyor. Burada facia demişti. Bir giriş cümlesiydi. Bunu sabitlemiştik zaten. 2 ile başlayacağını zaten anlıyoruz arkadaşlar. Doğal olarak 2 ile başlayan tek seçenek bursa hiç devam etmiyorum. Hiç. Devam etmeye gerek yok. Yer değiştirme soruları test 2'ye bakalım isterseniz. Gelin hakkını verelim. İzlediğimizde değilsin. İlk testten 3 soru çözdük yani. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5'i. Paragraf taktikleri 1'de çözmüşüm, onu söyledim. Haydi şu ekranı biraz uzaklaştırayım arkadaşlar şöyle. Harika. Hem şovumuzu da yapmış olalım şöyle.
Telefon şovumuzu harikasın hocam. Titremeden devam edelim. Evet, test 2'deyiz arkadaşlar. Fulleten paragraf başlayalım. Hangi ikisi yer değiştirmelidir diyor. Eserlerinin edebiyat çevrelerinde değerlendirilmesi noktasında biraz olsun acımasızca değerlendirildiğini düşünüyordu. Kim abi, kim? Kim böyle düşünüyordu? Kim? Gelsin bakalım görelim onu. Bir numara giriş cümlesi değil. O zaman bakın daha 10 saniye olmadı. %50 şansımız. Salla gitsin ya bundan sonra. Bak salla deyince telefon da sallandı. Salla gitsin hocam bundan sonra. İçin rahat olsun. Bir numara kesin yer değiştirecek. Peki hangisiyle hocam? Hangisi giriş cümlesi olmaya uygunsa? Romanlarında kullandığı kırsal kesim insanların doğal afetler karşısındaki tavrını genel bir ifade bu dura olabilir. Çünkü geç. Eserleri kimin eserleri? Kırsal kesim insanının yaklaşımını oldukça derin işlemesi aslında bu insanları geç. Yani hocam bir ve iki değişikliği cuk oturur. Harika bir giriş cümlesi iki numara cümle. Yani çok aman aman olmasa da yine de. Çok harika olmasa da. Peki ikinci sorudayız. İkinci soruya bakalım. Hangi ikisi yer değiştirecek? Bilimsel araştırmaların sonuçlarını çeşitli yüzdelerle sunmak ve araştırmayı daha da nesnel kılmak bilim çevrelerinde olmazsa olmaz bir anlayışın ürünüdür. Nesnel olma zorunluluğu. Bir numara harika bir giriş cümlesi. Saniyesinde eledik hocam. Şansımız arttı. Devam ediyoruz. İki numara acaba devamı mı? Ne demişti? Araştırmayı daha da nesnel kılmak. Tamam. Araştırmalar bu asıl işlevi yerine getiren birer ürün olarak karşımıza çıktığında bilimin insanlara sunduğu getiriler de olumlu hale gelecektir. Yani iki numarada çok bariz birin devamı niteliğinde midir? Bir bakalım. Nesnel olma zorunluluğu demişti. Bu işlevi hangi işlev? İşlev yok. Evet süper. İki numara biraz sırıttı. Devam niteliğini ben hissettim aslında biraz ama işlev vurgusu yok yukarıda. Yani görevi şudur gibi bir şey yoktu. Belli ki 2 ile başlayacak cevabımız. 2, 4 ya da 2, 5. Yani 4'ün ve 5'in girişine bakalım. Hangisi 1'in devamı olabilir? Bunu önleyebilmek için 4 numaraya bakıyorum. Neyi önlemek? Bir şeyi önlemek yok ki. 5'e bakalım. Bilimsel araştırmalar nesnel olmalıdır. Çünkü zaten 1'de ne demişti? Nesnel olma zorunluluğu. 2 ve 5 değişikliği cuk oturacak. Ya Allah aşkına yanlış çıksın ya. Hocam ben dedin eyvallah da yanlış yapıyorum yap ya. Daha sınava aylar var bak. Hepsini yanlış yap ama şu mantığı oturtursan o kadar hızlı gideceksin ki. 23 dakikada 22 dakikada biliyorsun şeyi çözdük 2019 TYT'yi. Sen de 25'te çöz ya 30'da çöz 35'te çöz 50'de çözmek var 30-35'te çözmek var. Sizden ricam lütfen artık soruların tekniğini oturtmaya çalışın. Yanlışlarınız çıksın bırakın ilk 4-5 test full yanlış çıksın ya. Ondan sonra bu iş olacak zaten bütün mesele bu. Öğrenci daha ilk soruda uyguluyor hocam yapamıyorum deyip bir anda pes ediyor. Hayır bakın ne anlattıklarına bakmıyoruz bile şu an flash bir soru çözümü bu içiniz rahat olsun. Haydi üçüncü sorudayız hocam. Bakalım üçte ne diyecek. Yakınsak tutumun bu getirisi aslında sadece dur. Bir numaralı cümle giriş cümlesi değil. Cevap 1 ile başlayacak. 2 veya 4. Değil mi? 2 mi 4 mü acaba giriş cümlesi olmaya en uygun ifade? Ona bakalım. Ne demiş 2 numarada? Yakınsak tutum kişinin özündeki değerleri de. Bu bir şeyin devamı niteliğinde bir zahmet doğru cevap. Edirne olsun test 2 soru 3 doğru cevap kesinlikle Edirne olacak. Bakın bir cümleyi bırakın yaptığım tek hareket okumayı falan bırakın yuvarlak içine almak ya. Allah aşkına ya. Ya içiniz rahat olsun arkadaşlar. Bütün testlerde aynı mantığı güdeceğiz. Bütün kitaplarda ya içiniz rahat olsun. Dördüncü sorudayız hemen bakalım. Süt sanayisinde kullanılan ve eskiden çürümeyen sert ağaçtan bugün paslanmaz çelikten yapılan klasik yayık makineler genellikle 1000 ile 1500 litrelik silindirik ya da konik biçimde büyük kaplardır. Bismillah harika bir giriş cümlesin sen mükemmelsin hocam. Onu sabitle bir kere. Devam edelim. İki numara acaba devam niteliği taşıyor mu değilse çat diye eleyeceğim ben bunu. Bir motor yardımıyla yatay bir eksen etrafında hareket eder. Büyük kaplardır bir motor yardımıyla tamam 2 numarada devam niteliği taşıyor cevap ya 3 ya 4 ile başlayacak artık netleşti gayet sıkı bir biçimde kapanan kapaktan krema veya tereyağı alınır bismillah 3 numara 2'nin devamı olamaz o şeyin makinenin nasıl çalıştığını anlatırken bir anda yağ almaktan bahsetti 3 akışı bozdu 3 ile başlayan tek seçenek Ceyhan Edo olarak Ceyhan devam ediyoruz fulleten paragraf testi 2 soru 5 Bu gerçek kültür dünyasının ruhu bir numaralı ifade cevap olsun Allah aşkına Allah aşkına. İşte piyasanın konuştuğu fulleten paragraf hocam yok yıkıldık hocam çözemiyoruz çok zor çok zor işte bu ya. İşte bu ya olay bu. Neresi zor bunun? Bir numara tamamdır. 3 mü 5 mi? Hangisi giriş cümlesi? Hegel'de yabancılaşma giriş cümlesi olmaya çok ideal görünüyor. 5'e bakalım. Bilincin bütün bu uğrakları geç abi. Adana doğru cevap ya. Vallahi de billahi de Adana ya. Devam. İçiniz rahat olsun.
Hemen 6. soru kaçtayız? Evet, 6. sorudayız. Test 2'deyiz. Bakalım 6 ne diyecek bize? Bilimsel araştırmalar, sınava hazırlanan öğrencilerin büyük bir bölümünün özellikle sınava kısa bir süre kala sınava hazırlık anlayışından koptuğunu ortaya koyuyor. Çok doğru bu ya. Bu çok doğru. Neyse, kopmayalım. İşte bu yüzden kaybediyoruz ya. Sınavda diyorsun ki ulan evet ya, bu cümle çok doğru. Ben bunu yapıyorum. Ondan sonra soru gitti. 1'i eledik hocam. Neden? Mükemmel bir giriş cümlesisin sen. O yüzden. 2'ye bakalım. Ne demişti? Koptuğunu ortaya koyuyordu. Sonrasında bilgi birikimleri de bir süre İyice yerleşme eğilimi gösterse de bilgi birikimi nereden çıktı? Bir kere 2 ile başlayacağımız kesinleşti. Olmayanları eledim. Doğru cevabım kesinlikle Bursa. Devam ediyoruz. Hocam bırak şovu Allah'ını seversen ya. Rahat çöz, sakin çöz. Peki 7. sorudayız. Bakalım buna ne diyeceğiz? Kimisi yaşlılığı, kimisi kulağına. Ya bir numara Allah'ını seversen böyle giriş cümlesi olmaz. Bu soru evet net bir soru olmuş. Ben de bayağı bir ışıklarda kolaya kaçmışım. Direkt eler elemez cevaba gittik. Bunu geçtim tabii canım. Yani bu giriş cümlesi değildi. O yer değiştireceği için bir sadece tek bir seçenek de vardı. Bunu geçtim. O soruyu çözmedik sayıyorum. Evet 8. sorudayız. Bakalım burada neler olacak. Hemen şöyle düzeltelim. Çocuk yetiştirme konusunda rol model olarak öğretilen her şey zamanla yok olma gibi bir eğilim asla oluşturmuyor. Harikasın sen. Diyor ki rol model olarak bir şey öğretirsen diyor çocuğa asla unutmaz onu çocuk. Çok doğru. Bir numaralı cümle, harika bir giriş cümlesi. Biri şöyle bir eleyelim. İkiye bakalım. Tutarlılık ve süreklilik arz eden her türlü davranışı iyi ya da kötü ayırt etmeden alma eğilimini sürdürür. Ne? Ne bu eğilimi sürdürür? Çocuk da sen o cümleyi bir kur canım. 2 numara 1'in devamı değil hocam. Koptu. 3 mü 4 mü birden sonra gelir. Ona bakacağız. Çocuklar anne babaların davranışlarını gün içerisinde irdeler. Çok yakın gibi. 4'e bakalım. Çocuğa bir şeyleri söyleyerek yaptırma eğilimi yerine bunu tercih etsek. Model olmak söylememek aslında değil mi? 2 ve 4 çok net bizim doğru cevabımız olacak. Evet, fulleten paragraf, yer değiştirme soruları test 2'yi de çözmüş olduk. Büyük bir gazla başladım. İnşallah sizden gelen dönütlere göre, beğenilere göre, tabii ki yorumlara göre ben de bu gazla devam edeceğim. Bakarsınız 2-3 haftaya onlarca test çözeriz. Soru çözümleri çok fayda sağlayacak size. İçiniz çok rahat olsun. Sınav soruları işte bu formatta. Bütün çıkmış soruları çözün arkadaşlar bu anlatımlardan sonra. Sonra istediğiniz kitaptan rahat rahat çözersiniz. Bizim ölçtüğümüz bu taktikleri kullanacağınız yerin, lütfen buna dikkat, ÖSYM'nin soruları olması. Yoksa A kitabında tutmuş, B kitabında ben yapamıyorum, C kitabında çok güzel oluyor. Bunlar asla ölçüt değil. Yani hocam ben yaptım, bütün kitaplarda uyguluyorum. Bu da benim için ölçüt değil. Benim için ölçüt çıkmış sorularda yapabilmeniz. Ki ben bunları çıkmış sorulardan buldum zaten. Diyorum ya, orijinal taktikler, bunların tamamını yıllarca arkadaşlar DGS, ALES, TYT, KPSS, eski adıyla YGS diyelim bu TYT'ye değil mi? O zamanlar YGS grupları çok yoğundu ve o kadar çok soruyu çözüyorduk ki arkadaşlar çıkmış soruları. Dedim ki artık bir şeyler olmalı. Yani bir şeyler değişmeli. Bu öğrenciler böyle oku yap olmamalı. Çünkü verilen soru ve verilen süre çok da birbirine uyumlu değil. Burada bir şeyler yapmak lazım dedik ve bu taktikleri çıkardık. Bu taktikleri öğrenciler kitaplarımda güzel uyguluyorlar. Çok da yerinde gidiyor. Biraz fulleten de zorlanıyorlar, onu açık söyleyeyim. Fulleten biraz zorluyor ama çok güzel sınav formatı sorular bunlar. Kesinlikle kitap bitmeli. Sonra başka bir kitapta ister istemez zorlanıyorlar. Hocam ben şu kitapta yapamadım diyor. Ben de diyorum ki o kitapta yapman değil zaten mesele. Benim meselem çıkmış sorularda bunları kullanmanız. Ya sınavda yapabiliyor muyuz, mesele bu. Yani sen 2020 TYT'de, KPSS'de sen bunu yapabilecek misin? Sen bana onu söyle. Evet hocam işte bu. Yoksa A kitabında tutmuş, B'de tutmamış, orada yapamadım. Bunlara lütfen takılmayın hocam. Siz önce taktiklerle paragrafı bitirin. Ardından fulleten paragraf. Ardından şu 15x15 denemeyi yapın. Bakarsınız başka bir kitap gelir. Yani 3-4 tane paragraf kitabı var. Bu 101 soru avında da onlarca paragraf sorusu var. Siz bunları bir çözün. Zaten bunlar sınava kadar size ciddi anlamda yeterli olacak sizin için, olur mu? Bunları halledin, gerisi hikaye. Haydi hocam boş yapma. Boş yapma hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.